Teşekkür ederiz efendim. Vatandaşımız birinciyi seçti. <laughs> Birinci projemiz Sayın Ayyüce Şimşek projesi. Canım, buyurun. Hadi, buyurun. Hadi. Birinci projemiz Ayyüce Hanım'ın projesi. Gerçekten güzel bir proje. Diğer arkadaşlarımız da gerçekten çok güzel şeyleri imza attılar. Hayırlı uğurlu olsun. Vatandaşımız tercihini yaptı. Şimdi bize ne görev düşüyor? Bunu hayata geçirme. Onu da bu dönem geçer geçmez sonbaharla beraber süreci başlatıyoruz. Bir dahaki sezona hazırlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Çekiyoruz efendim. Üçüncü olarak projemizde vatandaşlarımızın tercihleri ve oylamasının neticesinde Yasin Bey'i tebrik ediyorum. Ve çekini Kendisine takdim ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim aşkım. Güzel projelerde daha iyi şekiller, daha iyi koşullarda tekrardan buluşmak üzere diyelim. Teşekkür ederim. Biliyorsunuz Yeşil Irmak üzerindeki özellikle kafeteryalar ve büfelerle alakalı bir uygulama projemiz vardı. Bir süreci yönetiyorduk. 15 Temmuz'da başlattık ve bunun başlangıcıyla alakalı da birkaç kelam etmek istiyorum. Mimarlar odamız ve yönetimdeki arkadaşlarımızla beraber onların da destekleriyle sağ olsun belediyenin yürütmüş olduğu bu projeye çok büyük destekte bulundular. Belediye başkan yardımcılarımız ortaya şöyle bir değişim demiştik. Ortaya şöyle bir proje koyalım dedik. Vatandaşımızı da STK'larımızı da yani daha doğrusu mimarlar odamızı da işin içine de katarak Yeşilırmak üzerindeki büfelerin yenilenmesi konusuydu. Bu Tokat için önemliydi. Nedeni şu, Malum orası bizim gözbebeğimiz. Güzel bir proje. Orada büfeler evrim geçirerek, büyüyerek hem işgaliye noktasında hem de işi bir nebze daha hijyenik bakımdan sıkıntı çekiyorduk malum biliyorsunuz. Çok sağlıklı bir ortam değildi ve kiraları noktasında da bazı tespit ettiğimiz ufak tefek süreçlerde yanlışlar vardı. Bu iradeyi ortaya koyarak dedik ki büfelerimizle alakalı bu süreci başlatalım. Öncelikle bir kıymet takdir komisyonu oluşturduk. Bunun nedeni şuydu. Kiraları güncelleyelim. Yeni güncel fiyatlardan süreci öyle organize edelim. Amacımız adaleti ve hakkaniyeti ortaya koymaktı. Kimseye karşı bir husumetimiz yok. Olamaz da biz Tokat'ta bu iradeyi ortaya koyarken Tokat'ın her kesimine eşit mesafeli olacağımızı söyledik. Bu işin partisi yok, bu işin görüşü yok, bu işin inancı yok, bu işin mezhebi yok. Ama bunu yaparken öncelikle bu hassasiyeti ortaya koyarken onların bizim belediye alanlarımızı da ciddi manada işgal ettiğine sizler de tanıksınız. Vatandaşlarımız da bunu görüyor. Evet vatandaşlarımızın birçoğu burada hizmet alıyor. Bazıları memnun bazıları değil. Ama biz bunu biraz disipline etmek bakımından orayı daha da zengin daha da insanların tercih etmesi bakımından daha güzel bir proje ortaya koymak adına mimarlar odamıza danıştık ve onlarla beraber bir proje yarışması süreci başlattık. Kıymet takdir komisyonumuzun belirlediği rakamlarda güncelleme yaptık. Sonrasında işgaliye bedelleri noktasında kendileriyle görüşerek, yazılar yazarak bu talepte bulunduk. Bu süreçler devam ediyor. Aynı zamanda kendilerine sözleşmeleri bitenlere çıkışlarıyla alakalı yani sözleşmelerinin bittiğine dair ve burada yeni bir sürecin başlayacağına dair tebligatları yaptık. Oradaki vatandaşlarımız da bunları biliyor ve bunların bilincindeler. Ve bu işi de şeffaf ve adaletli yönetmeye çalışıyoruz. Mimarlar Odamızın başlatmış olduğu projeyle yani onların bize vermiş olduğu destekle bizim süreci yönetmemizde 15 Temmuz'da süreç başladı. Çok güzel projeler ortaya kondu. Ciddi manada bir talep oldu. Bu taleplerden 15 tanesi Mimarlar Odamıza proje olarak teslim edildi. Mimarlar Odamız bu 15 projeyi aldılar. Sonrasında bu 15 projeyi kendi kurmuş oldukları yönetimindeki arkadaşlarla beraber bir değerlendirme altına aldılar. Değil mi başkan? Evet. Bu değerlendirmede 3 tane proje sona kaldı. Yani tercih sebebi olması bakımından değerlendirildi ve uygun görüldü imar belediyesi tarafından. Sonrasında bir sosyal medya, basınımız üzerinden siz kıymetli basındaki arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz bu konudaki hassasiyetleriniz için. Siz de bize çok büyük destek olduğunuz bu konuda. Çünkü Tokat'ın dediğim gibi gözbebeği bir yer üç tane projemiz vatandaşlarımız, tokatlarımız, kıymetli tokatlarımızı sunuldu. Onlar da anket aracılığıyla bir değerlendirme altına aldılar. Birinci, ikinci projemiz ve üçüncü projemizi değerlendirdiler. Şimdi de biz de burada kıymetli tokatlılarımızın, basın mensuplarımızın huzurunda başkan yardımcılarımız, odamız ve yönetimdeki arkadaşlarımızla bir ödül takdiminde bulunacağız. Çok güzel bir proje ortaya kondu. Vatandaşlarımız tercihlerini yaptı. İşin içine vatandaşımızı koyduk. Derneklerimizi, STK'larımızı koyduk. Bu tokatı beraberce yöneteceğimizi söylemiştik ve beraberce yönetiyoruz. Elimizi taşın altına sokarken odamızda, vatandaşlarımız da bu süreçte bizimle beraberdi. Ben herkes adına, yönetim adına, başkanımızın adına, yönetimdeki arkadaşlarımızla ve kıymetli, değerli projeyi ortaya koyan arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler ediyorum saygılarımı sunuyorum